Sinematik anlatım söz konusu olunca aklımıza ilk gelen firma genellikle Quantic Dream oluyor. Omicron ile adını duyuran firma, Fahrenheit ile şahlanmış ve oluşturduğu bu yeni tarzı daha da geliştirerek Heavy Rain ve Beyond Two Souls gibi eserlere imza atmıştı. İnteraktif film tadındaki Quantic Dream oyunları, oyunculara daima çeşitli duygusal tecrübeler sunmaktaydı. PlayStation 3 döneminde özellikle Heavy Rain ile büyük ilgi toplarken, Beyond Two Souls ile biraz eleştiri almışlardı. Yine de Beyond'u da fazlasıyla seven bir kitle var. Zaten David Cage oyun dünyası için adeta çok önemli bir yönetmen. Bazen realistik, bazen de doğaüstü olayları konu olan Quantic Dream oyunlarının yeni halkası duyurulduğunda bazı anılarımız canlandı ve evet, bir yenisi için hazırız demeye başladık. Detroit Become Human adındaki bu oyun nihayet çıkışını yaptı ve net söyleyelim, bitirene kadar karşısından kalkılamayacak kadar sürükleyiciydi. Temel olarak macera türünde olan oyun daha çok David Cage veya Quantic Dream türüne giriyor aslında. İnteraktif film de diyebilirsiniz. O halde incelememize başlayalım. İnceleme süresince oyunda çok da kilit olmayan görüntüleri göreceksiniz. Nihayetinde her görüntü hikayenin içinde yer alıyor. Bunları spoiler yemeyeceğiniz şekilde ayarlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Diyoruz ve oyunun menüsüyle giriş yapıyoruz. Evet, bu sefer hikayeyle değil, oyunun menüsüyle giriş yapmak zorundayız incelemeye. Menüde bizi karşılayan ve bize ayarlarımızı yaptıran bir hanımefendiyle karşılaşıyoruz. Bu hiç basit bir tasarım değil. Kendisi bazen menüye döndüğümüzde bizimle konuşuyor, bize sorular soruyor veya bazı şeyler anlatıyor. Oyunun menüsü bile adeta bir mini oyun. O yüzden arada menüye dönmeyi unutmayın. Çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Bu notu düştükten sonra hikayeyle esas girişimizi yapalım o zaman. 2038 yılında Amerika'nın Detroit şehrindeyiz. Teknoloji ilerlemiş ve üretilen androidler hayatın bir parçası olmuş. Her türlü iş koluna yerleştirilen androidler halkın bir kesimi tarafından tehdit olarak görülüyor ve bu yüzden protestolar başlatılıyor. Çünkü android üretiminin çoğalmasıyla halkın büyük bir kısmı işsiz kalmış. İnsanlar para vererek androidlerle cinsel ilişkiye bile girebiliyor. Ama androidler de tam anlamıyla kusursuz değil. Aralarından bazıları zamanla sistem hatası verip hayati tehdit oluşturacak şeyler yapabiliyor. Oyun çıkmadan önce belirtilen konu da zaten androidlerin ayaklanması üzerineydi. Bildiğiniz android durakları falan var bu oyunda. Oradan android kiralanıyor. Otobüslerde bile androidler için ayrı bir kısım var. Temel konu hakkında bunlardan başka bir şey söylemeye gerek yok. Oyundaki karakterlere değindikçe bazı şeyler biraz daha oturacak. Ama bundan önce oyunun görselliğine değinmek daha doğru olur. Kısacası oyun mükemmel görünüyor. Karakterlerin yüz detayları, şehrin detayları, etraftaki eşyaların detayları, her şey son derece müthiş görünüyor. Oluşturulan atmosfer gayet depresif ve görkemli. Etrafın nasıl tasarlanacağı konusunda ciddi şekilde uzman kişiler çalışmış bu oyunun yapımında. Adeta bir göz ziyafeti bu oyun. Ayrıca karakterlerin mimikleri insanın içine dokunur cinsten. Zaten Quantic Dream oyunlarında klasikleşen motion capture teknolojisi bu oyunda da kullanılıyor. Karakterlerin oyunculukları da çok başarılı. O yüzden bu karakterlere can veren oyuncuları da yürekten tebrik ediyoruz. Oynanış ise daha önce Quantic Dream oyunu oynadıysanız hiç yabancılamayacağınız cinsten. Bol bol Quick Time Event var. Çevreyle etkileşim için ekranda çıkan tuşlara basıyorsunuz, etrafta bulduğunuz tabletlerden haberleri okuyabiliyorsunuz, oyun sizi bıraktığında ise karakterleri yürütüp çevreyle etkileşime giriyorsunuz. Ekranda çıkan konuşma seçenekleri olduğunda yine yanlarında çıkan tuş işaretleriyle karar veriyorsunuz. Yöneteceğiniz farklı karakterler ve kullanacağınız farklı mekanikler olacak. Şimdi oyunu biraz karakterler üzerinden anlatmaya başlayalım. Oyunda yönettiğimiz hepsi android olan 3 karakter var. Bunlardan ilki aykırılaşmış androidleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış olan Connor. Tehlike oluşturan androidleri durdurmak için giden polislerin yanında olan çok önemli bir karakter bu. Özel yetenekleriyle delilleri hızlıca teşhis edebiliyor ve androidleri durdurmak için konuşma sırasında daha verimli olabiliyor. Connor'ı yönetirken kullandığımız en önemli mekanik
etraftaki delilleri incelerken olayın küçük bir simülasyonunu oluşturabilme ve olayların nasıl yaşandığını direkt olarak teşhis edebilme yeteneğimiz. Yine de kendisi polislerin içinde pek de sevilen bir karakter değil. Ne de olsa o bir android. Ayaklanmanın lideriyle tanıştıralım sizi. Basit bir ev robotu olan Marcus. Efendisine kayıtsız bir şekilde itaat eden, günlük işlerinde onun eli ayağı olan bu karakter, oyunun belki de en önemli parçası. Ahlaki sorumluluklarını fazlasıyla sorgulayan bir android düşünün. İç çatışmaları olan ve doğru ile yanlışın ne olduğunu kendi kendine idrak etmeye çalışan bir android. Oyunda yaşayacağınız en büyük ikilemlerin başlangıcı bu karakter olacak. Marcus'un en önemli mekaniği ise yapacağı hareketleri daha önceden hesaplayabilmesi. Örneğin bir yerden başka bir yere atlayacakken gidilecek yolun taramasını yapıp hangi şekilde başarıya ulaşabileceğini belirleyebiliyor. Kendisi ayrıca gayet çevik ve güçlü. Üçüncü ve son karakterimiz ise ev hizmetçisi olan Kara. Quantic Dream'in Kara için özel olarak hazırladığı bir video vardı eskiden. Bu karakteri bir oyunda görmek için can atıyorduk. Beklediğimiz oldu ve Kara gerçekten muhteşem bir karakter. İyi ki var ya, iyi ki diyoruz bakın. Kendisi sıcak kalpli ve annelik içgüdüsü taşıyan bir karakter. Satın alındığı kişinin evinde yaşanan huzursuz olaylarda Kara'nın tutumu karakterin ne olduğunu size doğrudan gösterecek. Ama en başta mekanikleri öğrenmek için basit temizlik görevleri yapacaksınız. Kara'nın en önemli yeteneği ise mekanları iyi bir şekilde tarayabilmek ve etraftaki her detayı en iyi şekilde algılayabilmek. Örneğin geceyi bir yerde geçireceksiniz. Kara ile etrafı tarayıp nerenin ne kadar güvenli ve yaşanabilir olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu üç karakter oyunun ilerleyişinde çok önemli roller oynayacak. Ama kendileri için belirlenen birçok yol var. İşte tam bu noktada artık sizin devreye girme zamanınız geldi. Karakterlerin alacağı her kararı siz vereceksiniz. Bu zaten beklenmedik bir şey değil. Bu bir Quantic Dream oyunu nihayetinde. Verdiğiniz kararlarla bölümler farklı farklı yollardan ilerleyebiliyor. Öncelikle şunu belirtelim. Oyunda bir şeylere karar vermek çok ama çok zor. Çoğu zaman bu zorluğu çekeceksiniz. Verdiğiniz bir karar çoğu zaman istediğiniz bir sonuca götürmeyecek sizi çünkü. Kararlar konusunda pek bir netlik olmaması sizin üzerinizde çok ciddi bir stres oluşturabilir yani. Zaten çok geçmeden oyun size kararlarınızın ne kadar önemli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar farklı yerlere gidebileceğini gösterecek. Ayrıca bölüm sonlarında çıkan çizelgelerde aslında kaç farklı yoldan gidebileceğinizi göreceksiniz. Bu çizelgeler çok güzel. Hangi kararın sizi hangi noktaya taşıdığını ve kırılma noktalarını çok net bir şekilde gösteriyor. Bu çizelgelere oyun sırasında menüden de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kararlar konusunda açılabilecek bazı kilitler var. Etrafı iyi incelediyseniz veya bir karakterle yeterince iyi bir şekilde konuştuysanız, konuşma seçeneklerinde açılan kilitler var. Bu kilitli seçenekler üzerinden de gidebilme şansınız var. Yalnız bu kilitler sadece konuşma seçenekleri için geçerli değil. Gerçekleştirdiğiniz bazı aksiyonlar yol haritasında gidilebilecek birçok kilidi de açacak. Bu durum kararlarınız için fazlasıyla önem taşıyacak. Verdiğiniz bazı kararlar doğrultusunda bölümün gerçekleşen sonu pek hoşunuza gitmeyebilir. Bununla birlikte menüye dönebilir ve o bölümü yeniden oynayabilirsiniz. Çizelgeye bakarak da hangi aksiyonlarınızın sizi istemediğiniz yöne götürdüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Hem de menüye dönmüşken sizi karşılayan hanımefendiye bir kez daha selam vermiş olursunuz. Ama bizim size tavsiyemiz, oyunu kendi kararlarınızın sonucunu yaşayarak bitirmeniz. Bu sizin hikayeniz çünkü. Diğer kararların sonucunu görmek için sonradan istediğiniz bölüme dönebilirsiniz nasılsa. Kararların önemi yeterince açıklayıcı oldu mu? Olduysa bile açıklanacak daha çok şey var. Oyunda kişilerle olan ilişkilerinizin önemi de büyük. Ve bu kişilerin ilerleyişi yine sizin kararlarınıza dayanıyor. Yönettiğiniz her karakterin yanında başka karakterler var. Yaptığınız aksiyonlar ve seçtiğiniz konuşma tarzı ile bu karakterlerle aranızda bir bağ oluşacak. Bu bağlar yine oyunun ilerleyişini ciddi anlamda değiştirecek bir şey. Zaten yanınızdaki kişilerle zaman geçirdikçe onlarla nasıl konuşmanız gerektiğini rahatlıkla kestireceksiniz.
kararlarınızla farklı farklı ilerlettiğiniz karakterlerin yolunda da elbet kesişmeler olacak. Peki bu konuda nasıl kararlar alacaksınız? İşte bunların tamamı size kalmış. Yaptığınız seçimler karakterlerinizi ölüme götürebilir. Erken ölümler doğrultusunda oyundaki birçok bölümü oynayamayabilirsiniz bile. Bakın, işin içine daha çok stres girdi. Oyun karakterlerinizi öldürmek için elinden geleni yapacak. Bazen oyunun işi gücü bırakıp karakterlerinizi öldürmeye çalıştığı izlenimine kapılabilirsiniz. Hayır, sadece yönettiğiniz karakterlerin değil, yanınızdaki karakterlerin ölmesi için de her türlü zemin hazırlanmış. Herkesin yaşamasını istiyorsanız gerçekten ciddi anlamda efor sarf etmeniz gerekiyor. Herkesi yaşatmak emin olun ki bu oyundaki en zor şey. Ama oyunun bitişini gördüğünüzde tüm karakterler yaşıyorsa sevincinizden havaya uçmanız da olası. Bunu başarmanın verdiği hazzı anlatmak gerçekten çok güç. Ciddi bir stres testini kayıpsız tamamlamak yüzünüzde saçma sapan bir gülümsemeye sebep olabilir. Özellikle David Cage, Connor'ı pek sevmiyor olsa gerek ki kendisini sürekli olarak öldürmeye çalışıyor. Her şeye pozitif yaklaşıp herkese çok iyi davranarak herkesi yaşatacağınızı düşünüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz şu anda. Pozitif değil, tamamen mantıklı davranmanız gerekiyor bunun için. Duygularınıza yenik düşerseniz bazı karakterlere hoşça kal demek zorunda kalırsınız. İşte oyunda yapacağınız seçimler oyundaki tüm bu olasılıkların oluşmasını sağlayacak. Ayrıca bu seçimlerin çoğunu gerçekleştirirken kısıtlı süreleriniz olacak. Birine cevap verecekken dahi çoğu zaman belli bir süre veriyor size oyun. O süre içinde cevabınızı vermeniz gerekli. Bazı aksiyon ortamlarında da bir noktadan bir noktaya gitmek veya bir şeyleri bulmak için belirli sürelerle karşılaşacaksınız. Her zaman olmasa da oyunun sizi germek istediği zamanlarda gerçekleşecek olan şeyler bunlar. Ayrıca oyun size ciddi anlamda ahlaki kararlar verdirecek. İnsanlar ve androidler arasında gerçekleşen olaylarda sırf insan diye birinin yanında mı olacaksınız yoksa buradaki insanlığı mı sorgulayacaksınız? Hatta şöyle diyelim, oyun artık hatırı sayılır bir şekilde ilerlediğinde ben gerçekten böyle kararlar mı veriyorum diyeceksiniz kendinize. Sürekli kararlardan bahsettik. Peki oyunu etkileyen tek şey kararlar mı? Elbette değil. Quick Time Eventler sırasında sergilediğiniz başarı da oyunun ilerleyişinde çok büyük bir etken. Oyundaki tecrübeyi tam olarak yaşamak istiyorsanız lütfen oyunu kolay modda oynamayın. Quick Time Eventler sırasındaki heyecanınızı kat kat artıracaktır bu. Tuş kombinasyonları daha zorlayıcı ve daha hızlı basmanız gereken bir şekilde gelecek karşınıza. Birçok kovalamaca veya dövüş sahnesinde bu heyecanı en iyi şekilde yaşamanız oyunun zevkini değiştirecek en büyük etkenlerden biri. Şimdi de oyunun garip bir kusurundan bahsedelim. Tabii ki oyunda yaşanan bazı bug'lar olabiliyor. Ama esas garip olan kamera açısında yaşanan bir sıkıntı. Bazen yönetilen karakterlerin kafası ekranın dışına çıkıyor. Yani karakterlerinizin omzundan aşağısını görüyorsunuz. Bir yere doğru bakmak isteyip kamerayı o yöne çevirdiğinizde karakter ekrana sığmıyor. Bu noktada iyi iş çıkaramadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Müziklere gelirsek ne bekleyebiliriz ki başka? Atmosferi ve yaşanılması gereken duyguları iliklerinize kadar hissetmeniz için tasarlanmış özel parçalar var bu oyunda. Oyunu oynamadan sadece müzikleri dinleseniz bile sebepsiz bir şekilde üzüntüye boğulabilir veya panikleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse oyunun en iyi yönleri harika görsellik, ilgi çekici ve sürükleyici hikaye, karakter tasarımları, kararların önemi ve çeşitliliği ve ruhunuza dokunacak müzikler. Oyunun zayıf kaldığı kısımlar ise bazı teknik sıkıntılar, sonunun biraz kısa kalması ve kararların net bir şekilde sunulmaması. Spoiler olmasın diye birçok şeye değinmiyoruz yine elbette. Zaten işin tecrübe kısmı da burada. Yani burası tamamen size kalıyor. Ve bizim bu oyuna verdiğimiz puan 100 üzerinden 82. 82 verdik diye gömmeyin yine. 82 çok iyi bir puan bizim için. Genel olarak bakıldığında Detroit Become Human türü seven PlayStation 4 sahipleri için muhakkak oynanması gereken bir oyun. Size yine unutamayacağınız bir 11-12 saat yaşatacak bir yapım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.